yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan yaya geçidi nöbeti, farkındalık etkinliği, Bozkır'da ilçe kaymakamı Oltan Bayraktar, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin taşımış oldukları dövizlerde yaya önceliğinin önemi hakkında bilgilendirmeler yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya farkındalığı için başlattığı "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Bozkır İlçe Kaymakamlığı önünde başlayan etkinlik kabalık bir kortej eşliğinde yürüyerek Bozkır Anıt Meydanı'na kadar devam ettirildi. %80 oranına çıkarıyoruz. %20 çiftçi katkısı olacak şekilde projelerimizi uyguluyoruz. Bugüne kadar Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcım, protokolün sayın üyeleri, kıymetli basınımızın değerli temsilcileri ve alın terini toprağa akıtarak bu toprakları üretime kazandıran kıymetli çiftçilerimiz, değerli katılımcılar. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Yüksek Sistem Ağacılık Tarla Günü programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2016 yılında uygulamaya başladığımız Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin bugün itibariyle meyvelerini almaya başladığımızı görüyor ve bu büyük projenin bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunarım. Modern tarım yapılması lazım. Yani ilkel tarım yöntemleriyle bugün 7 milyar insanı doyurma şansınız yok. Bundan dolayı artık her alanda modern imkanlarla, modern tekniklerle tarım, hayvancılık yapılmakta. Ülkemiz de bu manada büyük mesafe almış durumda ama daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Bu anlamda ülkemizde şu çalışmanın yapılması önemli. Birincisi toplulaştırma çalışması ki bunun yasal altyapısı hazırlandı ve bu kapsamda büyük bir emek verildi ve hala devam ediyor. İkincisi modern tarıma geçilmesi. Bugün atamızdan, dedemizden gördüğümüz tarım anlayışıyla, ilkel tarım yöntemleriyle bunu insanları doyurmamız, 80 milyonluk bir ülkenin gıda ihtiyacını karşılamamız çok kolay bir iş değil. Bir üçüncüsü de kooperatifleşme. Yani bu işi tamamen profesyonel bir hale döndürüp diyelim ki bir buğday tanesinden 10 tane hasat olarak buğday almak değil de bunu kat ve kat daha fazla, 50 kat, 100 kat daha fazla bir hale getirecek bir modern yöntemler geliştirmek ve bu kapsamda ilkel yöntemleri terk etmek ve kooperatif adı altında daha profesyonel bir hale gelerek hem çiftçimize daha çok kazandırmak hem de üretime daha fazla katkı sunmak amaçlı gayretli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hepinizi şahsım ve kurumum adına sevgiyle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi Konya'mızın tarımsal potansiyeli çok yüksek. Yaklaşık 20 milyon dekar alanda ilimizde tarım yapılmakta. Ürün desenimiz de oldukça geniş. Şöyle kısaca bir baktığımız zaman ilimizde hububattan tutun da kuru fasulyeye kadar, havuça kadar, kiraza kadar, aklımıza gelen ve birçok kişinin bilmediği birçok üründe, mesela lale gibi, şeker pancarı gibi birçok üründe biz Türkiye'de birinci sırada yer almaktayız. Dolayısıyla bizim ilimiz gerçekten geniş bir tarımsal potansiyele sahip. Fakat burada özellikle bugün toplandığımız bu projede olduğu gibi biz ilimizi ova kesimi ve dağlık kesim diye iki kısma ayırıyoruz. Bizim tarımsal potansiyelimiz ovalık kesimde oldukça yüksek. Fakat bu dağlık kesimde de tarımsal üretimde ciddi manada sıkıntılarımız ve problemlerimiz var. Özellikle biz bu Göksu Taşeli projesi kapsamında bizim bu bölgeyi kalkındırabilmemiz için neler yapabiliriz, nasıl proje üretebiliriz? Bu anlamda çalışmalar yaptık. Göksu Taşeli projesi bizim aslında 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz bir proje. Fakat geçmişte yaşadığımız sıkıntılı darbe girişimi, ekonomik krizler vesaireden dolayı aslında fiilen 2018 yılında bizim uygulamaya başlayabildiğimiz bir proje oldu. 2018 yılında da uygulamalarımıza başladık. Bugün de bu tarla gününde
bir araya geldik. Projenin bütçesi yaklaşık 17 milyon euroluk bütçesi İFAD tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından kredi şeklinde verilmekte. Yaklaşık 3,5 milyon euroluk kısmı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenmekte. Yaklaşık 2,5 milyon euroluk kısmı da çiftçilerimizin katkısı şeklinde olacak şekilde yaklaşık 23 milyon euroluk bir bütçeye sahibiz. Sayın İl Müdür Yardımcım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Muhtarlarım, değerli misafirler. İlçemiz ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde işsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik köylerden kentlere göçü durduracak çiftçilerimizin, köylümüzün yaşam standartını yükseltecek, istihdam sağlayacak projelere çok büyük önem veriyoruz. Gökçü Taşeli Havzası Kalkınma Projesi tarafından desteklenen yüksek sistem bağlarının kurulması üzüm yetiştiricilerimize de örnek olacaktır. Böylelikle ilçede modern tarıma geçişte bir basamak niteliğinde olacaktır. Projeyi destekleyen İl Tarım Müdürlüğümüze, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve projemize gönüllü olan çiftçilerimize teşekkür eder, saygı ve selamlarımı sunarım. Kürsüye davet ediyorum. Arz edin. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcım, protokolün sayın üyeleri, kıymetli üreticiler ve değerli katılımcılar, Yüksek Sistem Bağcılık Tarla Günümüze hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2016 yılında yürütülmeye başlanan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi uygulama alanında yer alan ilçemizde üretim dağlık ve engebeli arazilerde yapılmaktadır. Tarım arazilerimizin geneli küçük ve çok parçalı yapıdadır. Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesinin önünde büyük bir engel oluşturan bu durum, küçük arazilerden yüksek verim elde etmek zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu tür arazilerden, birim alandan daha fazla verim elde etmek adına en yeni yetiştirme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Arazi yapısının tarımsal teknolojilerin ve mekanizasyonun kullanımını kısıtlandırdığını da düşünecek olursak, Toroslar'da çiftçi olmanın zorluğunu daha iyi anlayabiliriz. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında kurulmuş olan bu yüksek sistem bağ tesisinin az sonra da yapılacak olan inceleme sırasında toprak yapısını gördüğünüz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu uygulama alanımız diğer arazilerimize nispeten daha az eğimli bir arazi olup çok taşlı ve kirli bir toprak yapısına sahiptir. Zor şartlar altında alın terini toprağa akıtarak tarımsal faaliyet gerçekleştiren ve geçimini topraktan sağlayarak şehirlere göç etmeye direnen üreticilerimizin modern ve uygulanabilir yöntemlerle bir an önce tanışması gerekmektedir. Kapsamında yer alan bu hibe programında %70 hibeli olarak üreticilerimize bağ çubukları, yüksek sistem telli terbiye sistemi, çevresini çevirmeleri için ihata, sulama imkanı olan araziler için de damlama sulama sistemi sağlanmıştır. İlçemizde 2018 yılı hibe programında başvurusu alınan ve 2019 yılı Mayıs ayında kurulumu gerçekleştirilen bu tesiste geç dönem bir dikim yapıldığı için çubuklar yeterince gelişme gösterememiştir. Önümüzdeki üretim sezonunda bu tesis içerisinde yüksek sisteme alınan bağ çubuklarında klasik yer bağlarına oranla daha fazla üzüm kesildiğini göreceğiz. 2023 yılına kadar devam edecek olan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nde üreticimizin talepleri doğrultusunda hibe programlarımız devam etmektedir. Bu hususta bölgemizde açılan hibe programlarına çiftçilerimizin daha fazla katılım sağlamaları gerekmektedir. Biz hibe çağrısına çıkıyoruz ancak hibe başvurusu çıktığımız bütçeyi karşılar seviyede olmuyor. Az bir başvuru alıyoruz. Bu yönden çiftçilerimizin daha istekli olarak bizden talep etmek için ilçe müdürlüğümüze gelmelerini, bizimle her zaman iletişim halinde olmalarını istiyoruz. Biz onlara bu konularda her zaman yardımcı olacağız. Kırsaldan şehre göçü tersine çevirmek için Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin bölgemiz adına çok iyi bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur atasözünün canlı yaşandığı ilçemizde üreticilerimizin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan
Bu projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, üreticilerimize bereketli ve bol kazançlar diler. Şöyle bir video alayım. Götürece de adam tarla sahibi sıkayım. Tarla sahibi. Şeyde de var da, Fabio önceden şarap yapıyormuş. Çok öncelerden. Öyle öyleymiş. Şimdi bu aslında böyle de güzel olacak. Hep aynı o zaman böyle değil mi? Hep aynı. Aynen. Bunun ne kadar maliyeti? Buranın toplam maliyeti 17 lira. Ben anlamıyorum. Metrekare alanın toplam maliyeti 17 lira. %70. Bu da 5 bin lira civarında mı? Bilmiyorum. Sağ olsun firmamız orada biraz güzel bir şey mali gösterdi. Şey yapma işine yardımcı oldu. Yardımcı oldu. %30 mu? Öyle öyle. Tamam, sorun. Seda Hanım, buralar ne?